Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Monaco Yat Kulübü'nde yenilen ıstakozlar Maldivler'de tatiller, kuzu çevirmeler, pahalı saatler bu saydıkları AKP'nin son haftalara damgasını vuran tartışma konularını oluşturan anahtar kelimeler aslında. Şimdi bizler de AKP neydi, ne oldu, nereden nereye gelindi bunları konuştuğumuz bir yayın gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğum siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi kendisiyle bu konuları konuşacağız. AKP'nin seçim sonrası nelerle gündeme geldiğini değerlendireceğiz. Suat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sena Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi saydıklarım zaten hepinizin hepimizin malumu. O ıstakoz meselesi halen gündemde. E, bunun asıl e, yankı uyandıran kısmı da tepkilerin en çok AKP içinden geliyor olması. Şimdi kent lokantalarıyla evet. dalga geçen AKP kendi sıralarında böyle pahalı saatlerle, kuzu çevirmelerle, yat kulüplerinde yenilen ıstakozlarla, Maldiv tatilleriyle e, gündeme gelen bir AKP haline geldi. Şimdi bu tablo bize neleri gösteriyor? Özellikle de seçimden hemen sonrasına tekabül ediyor olmasıyla bir takım anlamlar içeriyor olmalı. Sizler ne söylersiniz bu mesele için? Aslında belki de seçim sonuçlarına giden sürecin e, kamuoyunda, toplumda, e, özellikle AK Parti seçmen grubunda, seçmen tabanında da e, belli birikimleri belli bir biçimde nasıl e, sandığa yansıdığının e, göstergesi belki de ortaya dökülen diye niteleyebileceğimiz bu şatapat e, görüntüleri. Ama bu süreç aslında Asena Hanım e, yani şöyle bir e, yaklaşım vardı. İtibardan tasarruf olmaz. Yani öyle bir hale gelmişti ki şatafata e, yapılan yüksek harcamalara, hiç gereksiz, belki tasarruf edilmesi gereken birçok konuda e, inanılmaz e, göstergelere ve onların üstünün bir türlü bir biçimde hep kapatılmasının şu anda e, toplumda bizzat ilk AK Parti'nin kendi içinde, kendi seçmeninde hatta siyasetçilerin bir kısmında da artık e, çok ciddi düzeyde tepki uyandıracak bir aşamaya gelmesi. Ama tabii en önemlisi itibar denilen şeyin içinin nasıl boşaltıldığını artık toplumun kamuoyunun çok büyük bir düzeyde e, dile getirmesi bence bu birikimin şu anda ortada e, faş etmesini e, hep birlikte izliyoruz. E, i̇nsanların e, artık şatafata lüksü böylesine derin yoksulluk ve ekonomik kriz yaşanırken arada makasın ne kadar açıldığını çok derinden hissettikleri. Yani örneğin bu niçin 14 28 Mayıs'ta olmadı da şimdi bu kadar ciddi tepkiler alıyor veya sandığa bu nasıl bu kadar hızlı yansıdı? Çünkü toplum bunu 14-28 Mayıs'tan sonra geçen yaklaşık 9-10 aylık süreçte çok daha ağır bir biçimde ve her boyutuyla hissetti. Üstelik sandığa giderken hissetmeyi sürdürüyordu ve sandıktan sonra da hissedeceği yönünde kanaati çok yüksek bir düzeye ulaşmıştı. Şimdi bunların sanki Hiçbiri gerçekleşmemiş. Hatta bu seçim sonuçları bile burada bir ders olmamış, kimseye bir mesaj vermemiş gibi bu Şatafat'ın Maldiv tatilleriyle istakozlarla, Rolex saatlerle gösterilmesi hatta insanların gözüne sokulması bu tartışmanın bu boyutlara gelmesine hatta AK Parti'nin içinde belli kişilere yönelik bölünmelere veya suçlamalara yönelmiş durumda. Ama bu devam edecek çünkü insanlar artık e, bu ekonomik krizin çözünmemesi ama kendilerinin bunları yaşarken yukarıda parti elitlerinin belli bir seçkin zümrenin bambaşka bir boyutta yaşamlarını sürdürdüklerini hatta kendilerinin durumunu hiç umursamadıkları gibi bir yargıya sahipler. Bu sadece seçim sonucuyla yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değil bundan sonra parti yönetiminin veya partinin politikalarına verilecek desteğin yanındaki soru işaretleri ve ünlemlerle de bunu göreceğiz. Üstelik şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Görürsünüz bu ve benzeri bütün önlemlere, Cumhurbaşkanı'nın bütün uyarılarına veya kendisinin bu yönde özel çaba harcamasına rağmen sağdan soldan birçok açıdan çeşitli ihmallerle bu yine faş edecek ve biz bu ve benzeri konuları e, tartışmayı sürdüreceğiz. Çünkü artık en başa dönüyorum itibardan tasarruf olmazdaki o itibar sözcüğü tamamen içi boşalıp gerçek itibarın ne olduğu konusu AK Parti elitleri tarafından bambaşka bir düzeyde algılanıyor artık. Şimdi Suat Bey, AKP iktidara gelirken kimsesizlerin kimsesi olacağız iddiasıyla gelmişti. E şimdi kendi içinde bir kaymak tabaka yaratmış oldu. Kendi elitlerini yaratmış oldu. E Geride bıraktı o kimsesizlerin kimsesi olma iddiası da e, kimsesizler ordusunu bırakmış bir şekilde devam etti aslında. Hani İstanbul'da yaşayıp Eminönü'nü görmemiş insanların olduğu bir dönemi yarattı AKP kendi elleriyle. E şimdi... CHP'yi eleştiriyorlardı halktan kopuk olmakla, halka inmemekle e, ilgili. E, önümüzdeki tablo, şu an karşımız karşıya kaldığımız tablo bize ne anlatıyor? Aslında bu geçen özellikle yerel yönetimler bazlı konuşacak olursak e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin elit olmakla seçkinci olmakla niteledikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin kendilerinin bir biçimde bağ kurduğu ve o bağla kendilerine bağladığı bir tür patronaj diye e, niteleyebileceğimiz sistemle neydi bu? Sosyal yardım sistemi. Düşük maaşlar bir biçimde devletten alınan paraların kendilerine yetmediği bir düzen ama bu açıkların çeşitli yerel yönetimler ya da merkezi otorite tarafından ya da Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı'ndan başlayıp çeşitli vakıf ve derneklere kadar inen bir sosyal yardım ağıydı bu burayla buradaki ağla buradan yaratılan kaynakla ve destekle kitlelerin bir biçimde mevcut ekonomik kriz ya da artık derin yoksulluğa belli ölçülerde direnebilmeleri ya da yaşayabilmelerini sağlıyorlardı. Ama tekrar başa dönüyorum. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler özellikle İstanbul'da ve Ankara'da hem başkentte hem de Türkiye'nin en büyük kentinde ve başka büyük şehirlerde de bu sosyal yardım ağının birebir aynısını Hatta bazılarında çok daha öne geçen çok daha toplumun yoksul kesimlerini gözeten çeşitli politik uygulamalarla ve doğrudan yardımlarla bir alternatif yarattılar alternatifin ötesinde bunu biz de yapabiliriz bu Hatta daha iyisini yapabilirizi bu beş yıllık süreç içinde gösterdiler O yüzden halk şu anda özellikle sosyal yardımla ya da bir biçimde küçük küçük o çeşitli ailelere çeşitli desteklerle e, bizden başkası bunu yapamaz. Onlar gelirse bunları kesecek. Siz tekrar bize ancak oy vererek kendi maaşınız, kendi ücretiniz dışında eve girebilecek bu destekleri ancak biz sağlarız mesajı yerle bir oldu. Özellikle e, İstanbul'da da bunun çok başarılı örnekleri var ama Mansur Yavaş'ın başarısının ardında. O e, ısrarla kendisine yöneltilen eleştiriler, büyük projeleri yok, büyük projeler gerçekleştirmedi, yerel yönetimlerde bir şeyler yapmadı derken aslında e, Mansur Yavaş en önemli, onların e, iktidarın e, elindeki en önemli tırnak içinde silahlardan birini sosyal yardımı e, periferiye, kentin çevresine hatta çiftçilere kadar ulaştıracak nitelikte çok fazla yere yaydı ve bunun da somut göstergesini seçim sonucunda bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmadığı ilçelerin bile iki ilçeye indirgenmiş seçim başarısı Ankara'nın neredeyse bütün ilçelerine sirayet etti. Keçiören dahil yani mevcut Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın geldiği ilçe dahil her yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını sağladı. Bu niçin önemli? Bu Bundan sonra sadece e, bu sistemin yaşaması ve yürütülmesiyle ilgili değil, iktidarın elinde buna ilişkin çok güçlü bir argüman gibi görünen yapının iktidarın elinden gitmesini de gösteriyor. Yani gelecekte ne olacak? Gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi hem sosyal belediyecilik diye adlandırdığı, anayasanın gerçek... E, gerçek olarak nitelediği değişmez ilkelerinden biri olarak nitelediği sosyal devlet ilkesini sosyal belediyecilik ilkesine evirirken bu anda iktidar şu anda bunu uygulayabileceği veya bunu topluma yeniden tırnak içinde söylüyorum satabileceği bir argümandan da olmuş oluyor. Dolayısıyla ben e, halkın kendisinin bizzat seçtiği yerel yönetimler kanalıyla eğer muhalefet bunları iyi yönetebilir. Bunları gerçekten daha önceki 5 yıllık süreçte toplumun çok geniş kesimlerini ikna ettiğini görüyoruz burada. Bu iknayı sürdürebilirse yani güven ve inandırıcılığını güçlendirebilirse e, iktidar açısından 2028'e giden süreçte milletvekili seçimlerine doğru giderken de çok büyük potansiyel iktidarını sarsacak bir tehdide dönüşebilir. Yani bu şatafat aşkı bir bakıma AKP'nin sonunu da hazırlayan etkenlerden başlıcası olabilir mi diyoruz? Kesinlikle öyle diyoruz. Çünkü burada mesele artık sadece belli kişilerin belli bir lüks tüketimi olmaktan çıkıp onların yaşam biçimine dönüştüğünü, bunun yukarıda gerçekleşirken aşağıya sadece kırıntılarının döküldüğünü toplum şu anda kavramış durumda. Yani biz Kimsesizlerin kimsesiyiz diye gelen iktidarın herkesi yani toplumun geniş kesimlerini kimsesiz bıraktığı kendilerinin ise yukarıda başka bir dünya kurduklarının en temel göstergesi o Rolex saatte yani 500 bin liralık saatte kaç bin euroluk ıstakozda veya bir Maldiv tatilinde kendini etti. Bu çok önemli. Çünkü bu ve benzeri uygulamalar başka şekillerde de yaşıyordu. Asena Hanım burada çok önemli bir konu daha var. Ona da izin verirseniz değineyim. Buyurun. Bakın bunlar çeşitli milletvekilleri veya o milletvekillerinin ya da siyasi elitlerin davranışları biçiminde. Ama burada asıl ana aktör yani görece şu anda o konuma çekilen aslında bunlardan hoşnut olmayan ve bunları düzeltme iddiasıyla ortada duran Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet yönetimi, devlet yönetiminden itibar diye ortaya koyduğu süreçler de aslında bu önümüzdeki süreç içinde toplumun toplum tarafından, toplumun geniş kesimleri tarafından da sorgulanabilecek nitelikte. Örneğin bir cumhurbaşkanlığının 13 tane uçağının olmasının bir ıstakozdan, bir Rolex saatten veya bir Maldiv tatilinden çok daha ağır bu toplumun kaynaklarının nasıl başka bir lüks tüketime ya da gereksiz bir e, harcamaya dönüştürülebildiğini göstergesi. Muhalefet eğer bu ve benzeri sorgulamaları da toplumun yapmasına, Sayın Cumhurbaşkanının yukarıda kurduğu o saray erkanının ve kendisinin tüketimlerine, yazlık saraylarına, kışlık saraylarına ve diğer tüketimlerine doğru yönlendirdiğinde bu toplumsal eleştiri siyasal anlamda da sandıkta bambaşka bir karşılık yaratabilir. Bu eskiden başka geleneklere atıp yapılarak Sayın Cumhurbaşkanı'na yaklaşıldıkça bu bir devlet yöneticisinin ta Osmanlı'dan beri gelen bir takım göndermeler yaparak bunlara sahip olmasının, bunları böyle yönetmesinin kendi seçmen tabanında belli bir karşılık bulmasını sağlıyordu. İnsanlar bunları çok sorgulamıyordu. Ama şu aşamadan itibaren özellikle derin yoksulluk aşamasından 10 bin lira maaş alan emeklilerin asgari ücretin altında bir maaşa mahkum edilmeleri ve artık yılda iki kez bile zamanlamayacak olmalarından ötürü daha da yoksullaşmaları burada milyonlarca kitleden bahsediyoruz. 100 bin kişi 300 bin kişiden bahsetmiyoruz. 16 milyon kişi şu anda Türkiye'de 2024 yılını nasıl geçireceğini planlıyor ama Cumhurbaşkanlığının da şu anda bir türlü sayıyı kendilerinin de doğrulamadığı 13 uçağı çeşitli şekillerde kullanılmak için orada duruyor. Ya da onlarca yüzlerce yeni otomobil yenilenen yeni markalar dolayısıyla toplum bu ve benzeri sorgulamaları da yapmaya başladığında bu kaçınılmaz olarak sadece Belediye başkanları sadece çeşitli milletvekilleri değil, sanki daha dokunulmaz bir konumda duran, kendisine kurulan duygusal bağ, gönül bağı nedeniyle çeşitli düzeylerde sorgulanmayan Sayın Cumhurbaşkanının bu ve benzeri tüketimlerinin de artık çok ciddi düzeyde sorgulanacağı, tartışılacağı ve kendisine özellikle siyasal süreçler açısından daha fazla zarar vereceği bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Peki Suat Bey, eğer AKP seçimden birinci parti olarak çıksaydı ve kendisi için başarı olarak nitelendirdiği başarı seviyesine ulaşsaydı bu şatafat, bu ihtişam bu kadar çok tartışılır mıydı? Kesinlikle tartışılmazdı. Zaten en büyük dayanaklarından biri Sayın Cumhurbaşkanının da AK Parti'nin de biz ne yaparsak yapalım millet onaylıyor. Biz ne yaparsak yapalım milletten biz sandıkta onay alıyoruz inancıydı. Şimdi bu sandıkta e, hatta sandığa gömülme diye niteleyebileceğimiz süreç AK Parti'nin ilk kez ikinci parti olarak sandıktan çıkması Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmaz e, zaferi şu anda bu sorgulamanın çok daha derinden ve beklenenin üstünde yapılabilmesi için bir fırsat yaratmıştır. Önemli olan muhalefetin bu süreci hakkıyla yönetebilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı da şimdi buradan bir çıkış arıyor. Görürsünüz önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konularda tasarruf genelgelerinden veya bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü tartışmadan daha uzak daha toplumla ve onun sorunlarıyla ilgili belli konularda şatapat'tan lüksten arındırılmış bir AK Parti, AK Parti eliti ya da milletvekilleri gibi bir süreç izleyeceğiz ama bunun inandırıcılığı ya da bunun gerçekte ne kadar içselleştirildiği bir soru işareti olduğu için o yüzden söylüyorum. Daha sonrasında hemen önümüzdeki günlerde biz bambaşka örneklerle de kolaylıkla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Suat Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Asena Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi ile birlikteydik. AKP içindeki şatafat aşkını konuştuk. Bu şatafat acaba AKP'nin sonunu mu getirecek diye değerlendirdik. Şimdilik burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.